Merhabalar, ben Kötü İskrat'e ve şu an bir dublaj bölümüne hoş geldiniz. 41. bölümü daha önce yüklemiştim fakat bu tekrar yüklenmiş bir hali çünkü ses yoktu doğal olarak. Ve bu bölüm biraz önemli bir bölüm. Şu an ne yapıyorum diye soracak olursanız VDEX'leri nasıl yapıyorum onu gösteriyorum size. Bir yandan da basic bir bölümü gösteriyorum. Green Powder elde edimi. Green Powder da Spider... Örümcek gözlerinin Mesraitra komasıyla elde ediliyor. Onu gösteriyor olmam lazım şu an. Evet, şu an bu bir dublaj bölümü. 2 hafta önce çekmiş olduğum bir bölüm bu arada bu. Neden diye soracak olursanız renderlayacak zamanım olmadığı için bu geç yayınlanmıştı. Evet, benim öyle bir zaman sıkıntım var. Yani geçenlerde aldığım bir iş yüzünden hatta bayağı bir zaman sıkıntım var. Önemli bir iş benim için. Hani güzel bir gelir kaynağı olacak ve o parayla kendime iyi bir mikrofon almayı düşünüyorum. Şu anki mikrofonum çok başarılı sayılmaz. O yüzden de hadi bakalım. Evet, şimdi gelelim buraya. Evet. Size tarlamı tanıtıyorum. Elde ettiğim bitkiler. Hangisiydi şu an cidden düşünecek vaktim yok. 3 bölüm Isaac çekmenin üstüne şu an bunu da çekiyorum. Pardon, 2 bölüm Isaac'ti. Evet. Bir tane de sildiğim bir video var. Onu yayınlamayacağım. Bakalım. Yumurta elde eden bitkiler. Başka renkli şeyler elde eden bitkiler. Şudur budur. Ve şurada da arı var. Evet. Tropical Queen ve bu. Hadi bakalım. Şimdi başka ne yapmışım? Elde ettiğim arı birimlerini göstereyim. Şimdi burada Tropical Bee için Jungle biyomuna gidiyorsunuz. Ve bunları Propolis falan elde ettiğimi göstermişim. Yani doğal olarak. Şimdi neye bakacağız? Evet. Arc reaktörün çalışmamanın sebebi istediği amper 3 ampermiş. Bunu öğrendik. O yüzden ona böyle bir şey bağladım. Tek başına hepsini sömürüyor. Ve... Bir yandan yaptığım advanced makineler ve ardından da hadi göster ben. Evet. İkinci seviye advanced makineler. Bunları neden yaptım diye soracak olursanız bir şeyleri craft etmek için. Arkadaki 512'lik yeri hatırlıyorsunuz önceki bölümden. Oraya tek tek koyup çalıştırmıştım. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey, evet. Bunu size gösteriyorum. Bir tane input hatch'i alıp altına bir adet pompa bağladığımız takdirde valla bunu elde ediyoruz. Peki bu nedir? Ne işe yarıyor diye soracak olursanız göstereceğim. Evet. Autoclave. Bir sonraki voltluk autoclave'i alıyoruz ve bunu bir şey yapmak için kullanacağım. Önce içine suyu atalım. Gördüğünüz gibi iki kova suyumuz autoclave'e aktarıldı. Neden autoclave'in içini göstermedim bilmiyorum. Sormayın. Ve enerjiyum dustlar. Bunlar ruby ve redstone'la elde ediliyor. Evet. Bir yandan kendimde neler yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Enerjiyum dustı nasıl enerji kristale çevireceğimizi gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir süreç. Hadi ben ilerle. Şu an sizin neler hissettiğinizi anlayabiliyorum bazen. Biraz daha hızlı olmaya çalışacağım artık. Evet. Ardından enerjiyi muzahal ettiğimize göre o ola dursun. Hadi şunları atıyorum. Ve neye bakıyorum bilmiyorum. Heh, tamam, başka bir şey var mı diye bakıyormuşum. Enerjiyumlar orada oluyor. Sanırım onları almaya gideceğim. Evet, onları almaya gideceğim. Bir tanesi olmak üzere. Diğerini bekliyorum. Bu arada mikrofonun sesi kısıkmış azıcık. Neyse, hallederim. Evet, şimdi son enerjiyum dust'ı bekliyoruz ve boğazım ağrımaya başlıyor. Neden kendime bu işkenceyi yapıyorum bilmiyorum. Çayımdan azıcık kalmış. Evet. Sıradaki enerjiyum dust, daha sonra enerji kristal. Evet, iki tane enerji kristalimiz hazır. Tabii ki de steklenmiyorlar. Ne bekliyordunuz? Gidiyoruz. Ve
benim bir set daha lapize ihtiyacım olduğunu anladığım yer. Köftenin 4. Evet. 6. Ve Lapatron kristallerimiz hazır. Evet. Ve bunları nasıl yaptığımı gösteriyorum. İşte bunlar için 512'lik lazım. Bu 128'likte yapılabiliyor. Ama önceki 512'likte yapılmak zorunda. Evet. Bu da 512'de yapılmak zorunda. Zaten kullandığı EU'yu görüyorsunuz. 480 EU per tick. Hani. Alıyoruz. Teşekkürler. Bayağı uzun bir crafting süreci olmuştu benim için. Extreme Voltage Buffer. Bunu neden yaptın diye soracak olursanız şarj etmek için. Çünkü neticede bir adet Extreme Voltage makinesine ihtiyacı. Evet. Burası şimdi kullanacağımız şarj istasyonu. Ve burada tabii önce buffer'ı dolduruyor. Onu biraz bekleyeceğiz. Tabii bunu unutuyorum ben. Heh, tamam. Doldurmaya başladı burada. Evet. Buffer'ı doldurduktan sonra orada şarj etmediğini fark ediyorum. Çünkü gereken voltaj değil. Evet. Ay, ikisini aynı anda şarj edemeyeceğimi anladıktan sonra ben gidiyorum. Ve neden bilmiyorum ancak güzel bir VLC glitch oldu. Kenarda, köşede bir yerde. Ve bunu buraya koyuyorum. Teşekkürler kendime. Ve orada lensleri yaptığımı görüyorsunuz. O Lapatron kristalleri yapma sebebim onları buraya koymak. Evet. Şimdi bunların şarj olmasını bekliyorum. Buralarda bir yerde bölümü durdursaymışım güzel olabilirmiş. Evet. Bekleyelim bakalım başka ne yapacağım ben. Arılara bakacağım. Her zamanki gibi. Ve arılar ölmemiş olacak. Ve zehirlenmeyeceğim neyse ki. Yay! Evet. Köfte. Ha evet. Sinyallere gireceğim. İlginç bir makine yapacağım. Sinyallere girme sebebim biraz ilginç burada. Evet. Gecenin bir köründe sizin için dublaj yapıyorum. Anlayın değil mi? Ve bunları toplayacağım. Köfte biraz daha hızlı ol. Evet. Sanırım biraz boğazımız rahatlatsam güzel olur diyeceğim de şimdi sessiz sessiz benim bir şeyler craft ederken görmek pek hoş bir şey değil. Evet, şu an ihtiyaç duyduğum zımbırtıları hesaplamaya çalışıyorum. Umarım doğru hesaplıyorumdur. Benim bir ara güzel dinlenmem lazım. Bayağı güzel dinlenmem lazım. Bu sefer fazla yorgunum. Evet, çiçeğimizi alalım. Teşekkürler. Ardından yeşil de lazımdı. Kaktüsüm yok değil mi? Kaktüsüm yok içmeye. Ne? Kaktüs suyu işte bunlar hep. Sokka Usta'nın kaktüs suları. Evet. Hadi hepimiz kaktüs suyu içelim. Umarım bu oyunda kaktüs... Hatırlamıyorum oyunda kaktüs suyu yapabiliyor muyduk? Yapabiliyorsak güzel olur. Cidden güzel olur. Çünkü düşünmeden yaparım kaktüs suyunu. Kökten kazıyorum bunları. Ama sonra geri dikmek bahanesiyle. Çünkü kayıp oranını düşürmek istiyorum şu an sadece. Evet. Gel bakalım. Tanrım sen de geldin. Fazlasıyla süper. Über, düper. Fevkaladenin fevkinde. Ve bunları da yerleştirdik. O zaman hadi kapımızdan içeri gidelim ve Tomcraft'ın eklediği güzel efektler. Teşekkürler Azanor. Bu arada Azanor'un kim olduğunu bilmeyen eve denk geliyoruz. Doğaldır. Evet, Azanor Tomcraft'ın yapımcısı. Yalnız bu eski görüntüyü görmek nostaljik geliyor. Spoiler, sonraki bölümlerde workshop bayağı bir yeniden düzenleniyor. Bayağı bir. Bayağı bayağı bir.
Öyle böyle değil hani. Neden bayağıları bayağı bir bayağıladım bilmiyorum ama bayağı bir bayağıladım. Ve bacon sandviçimizi yedikten sonra bacon sandviç miydi o yoksa steak sandviç mi? Ya da steam sandviç asıl deyişiyle. Bakalım. Evet. Bunları yapıyorum. Yün. Hadi bakalım. Orada değil. Burada değil. Burada. Ne pis. Ve tabii ki de repeater. Başka ne bekliyordum? Onları da yapalım hemen. Ardından size bunları ne için yaptığımı göstereceğim. Muhtemelen şu anda söylemiş olmam lazım fakat yine de ben şu an gizli tutuyorum. Belki bilen biri fark eder. Ne yapmaya çalıştığımı anlar. Evet. 3, 4, 5, 6. Teşekkürler. Neden teşekkürleri çok sık kullanıyorum bu sıralar bilmiyorum ama içimden geliyor. Çok fazla teşekkür edesim var. Evet. Redstone Torch. Ve Repeater. Yay. Harika. 1. Ve 2. Tamamdır. Şimdi sırada yapmam gereken şey dene malzeme toplamak. Ve bunları direkt burada yapacağım sanırsam. Ve bunu da yerleştirelim. Süper. Ardından yapmamız gereken diğer bir şey bunu yapmak. Yani bunun anlamı bir tane daha circuit craft edeceğim. Bunu neden hesaba katmayı unuttum ben? Çünkü size işkence çektirmek istiyorum. Evet. Köfte malzeme hesaplamayı bırak. Gerçi o bölümü de ben gene yorgunken çekmiştim. Yani nefes almakta zorlandığım bir gündü. Armlayın artık. Hani güzel günler olmuyor benim için bölümleri çektiğim esnalar bazen. İşi gücü olamadığımız. Evet şimdi gidelim. İki tane stick. Üç tane stick almışım pardon. Evet. Ardından ben neye bakıyorum? Ha, stone. Stone. Redstone. Redstone torch. Evet. Üç tane stone demeyi başardım tek bir sırada. Cümle değil çünkü. Cümle olması için düzgün bir yapıda olması lazım. Ve tabii ki de grey wool'u unuttum. Green. Renkleri karıştırdım. Kaktüs, diğer kaktüsleri pişirmediğimi hatırlayacağım birazdan. Geçecek ama hatırlayacağım. Elbet bir gün hatırlayacağım. Evet. Hatırladıktan sonra. Onların pişmesini bekleyeceğim. Aslında buraya bir ara bir multismelter yapsam güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet güzel olabilir. Bayağı güzel olabilir yani. Evet, multismelter yapacağım. AE Network'e geçtikten sonraki planım multismelter. Tabii önce AE Network'e geçmem lazım. Üzücü bir şey, enerji network'ümü yenileyeceğim önce bir. Bir ya da iki bölüm sürecek zaten, merak etmeyin. Ve Shaped Crafting. İlla yukarıda istiyor. Selam. Ve Signal Tuner'ımız da hazır. Benim buralarda bir yerde bir baltam olacaktı. Ya da testerem. Onu almaya gideceğim. Evet, tabii piston yapmayı da unutmamak lazım. Evet. Glue ile. Hadi köfte biraz daha hızlı. Bölümü daha yarılayabildik. Tam yarılamışım yalnız. Bunu dediğimde. Evet.
Çok sabretmenin. Azıcık sabredin. Evet. Redstone. Bu arada önce yüklenmiş videoya sırf ses yok diye dislike atanlar teşekkür ederim. Bu sarkazmda. Hani kendi imkanlarım doğrultusunda meşgul olduğum bir esnada gene video çekip yüklüyorum. Bir hata yüzünden ses çıkmıyor. Onu gene de önemli bir şey yaptığım için yüklüyorum ve yani güzel değil. Güzel bir hareket değil. İnsan mutlu olmuyor. İnsan sevinmiyor. Evet. Ve şimdi petrol durumumuza bakıyorum. Ha evet, petrol yatağım burada bitmişti. Şu ana kadar bu sıyrıyla 10 tane falan petrol yatağı temizlemiş olabilirim. Bir ara alternatif bir enerji sistemine geçsem güzel olabilecek sanki. Fantezi olarak bir süre solar panelini denesem. Olabilir belki ama ya solar panellerle aram hiç iyi değil. Ama belki deneyebilirim. Belki. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Destere. Ve orada Jungle Wood kullanmadığımı hatırlayacağım. Değil mi? Cidden kötü bir hafızam varmış, onu öğrendim. Ve şimdiden size söyleyeyim, bunları bir blok üste yapmam lazımmış. Onu öğreneceğim ve sonraki bölümde düzeltmiş olacağım. 42. bölümde. Evet, ve burada yanlış şey kullandığımı hatırlayacağım. Evet. Yorgunken bölüm çekmek güzel olmuyor. Hiç güzel olmuyor. Evet. Seni atalım şöyle. Oralarda bir yerde benim bir spruce wood'um olacaktı. Onu alacağım. Spruce wood'ları nereye koyduğumu şimdi hatırladım. Orada da hatırlayacağım birazdan. Çünkü onları ben overworld'de tutuyorum hala. Çekim maratonlarını sevmiyorum. Boğazım acımaya başlıyor bir noktadan sonra. O yüzden bolca sıcak içecek alıyorum. Ama bu sefer almayı unuttum çünkü ben bir köfteyim. Evet. Selam golemler. Kapıdan girip çıkıp kaldığımız yere devam edelim. Evet. Overworld'de yine bir şeyimiz düştü değil mi? Hayır, düşmemiş. Aa, evet doğru. Testlerinin düştüğünü zannettim ama meğerse testlere inventory'deymiş. Ah. Evet. Geldik hedefimize. Ve bu güzellikleri döşüyoruz. Ardından buraya receiver'ı koyuyoruz. Ardından seni red moduna getiriyoruz. Sonrasında da orada oraya koyamayacağımı anlayacağım. O yüzden ona bir platform yapmam gerekecek. Evet. Ve almam gereken önemli bir şey. Şimdi fark ettim. O chest'te hali hazırda lever vardı. Köfte neden? Receiver'la controller'ı eşledik. Ben bunu algılamayacak çünkü üstten yandan bağlamam gerekiyor onu. Tepesinden de olmuyor köfte. Öğreneceğim. Uzun zamandır sinyallerle uğraşmadım hiç. Hatta tıntımın dışında sinyallerle hiç uğraşmadım. Orası olduğunu anlıyorum ve onun yerine crowbar'la değiştiriyorum. Ve oraya bir yere yerleştirmemeliğimi hatırlayacağım. Elbet bir gün hatırlayacağım. Oraya yerleştiremem. Chest'in üstüne yerleşmiyor. Şuraya yerleştirmem imkansız zaten. O yüzden kendime platform için tahta. Özür dilerim. Evet. Dublaj esnasında durdurmak zor olduğu için
hapşırığımı duydunuz. Evet. Geldik. Redstone çalışıyor. Ama tabii bunu bir üste taşımam gerekecek. Onu bir sonraki bölüm yapacağım. Ve valla. Bir üste taşımadığım için hala güneş görüyorlar. O yüzden çalışıyorlar. O yüzden böyle bir saçmalık var. Ama güzelce bunu yerleştirdik. Evet. Sinyalleri wireless redstone için. Yani kablosuz redstone için kullanıyorum. Evren arası geçerli değil bu arada. Evren içi geçerli. Ama gene de geçerli. Değil mi? Evet. Ardından siz ikiniz, üçünüz, dördünüz çalışacaksınız biliyorum ama gene de sizi öyle koyacağım. Evet. Çalışıyorlar. Çünkü ben manyağım. Bir blok üste koymayı bilmiyormuşum bu esnada. Evet. Hayret, zehirlenmedim. İlginç. Evet, ona şaşırıyorum ben şu an izlerken. Kendimi izlerken. Evet. Bu arada bu... Evet. Bu bölümün önemsiz bir bölüm olsaydı eğer, dublajı yapmayacaktım hiçbir şekilde. Önemli bir bölüm olduğu için bu dublaj oluyor. Çünkü Epitaphroditus 6'in girişini yapmış durumdayım ve bakalım sen ne durumdasın. Sen neredeyse tamamen şarj olmuşsun. Artık seni kullanmaya başlayacağım. Evet. Ve diğerini şarja koyacağım. O zaman ne diyoruz? One steps, one small step for man but a giant for mankind. Evet. Onları daha net göreceğim bir şekilde aramam için Preside'e... Evet, Logic Press. Seni önce silikonu mu yapacağım, logic'i mi yapacağım? Bir karar vereyim. Onu yapmak için yeşil lazım. Bu arada neden illa burada yapıyorsun diye soracak olursanız... Bu arada Green Sapphire lazımmış illa, onu öğrendim. Buna beyaz herhangi bir şey lazım. Evet. Green Sapphire mı yapayım? Ve acıkmaya başladım. Çekim karnımı acıktırıyor. Evet. Bu bölümden sonra bir yemek yiyip ardından dinlenmek güzel olur. Bu bölümü yayınladığım esnada aynı zamanda bir de 42'yi de yayınlamış olmam lazım. Ve 42'yi de sizi güzel bir sürpriz bekliyor. Bayağı güzel bir sürpriz. İzlemede kalın. Daha sonra o günün akşamında 42'yi yayınlayabilirim bu arada. 42 benim için önemli bir sayı çünkü her şeyin cevabı 42'dir. Evet. Ordo lensimizi koyuyoruz. Ardından Iron Blue'a ihtiyacım vardı. O esnada kafamda hesaplayamadım. Evet. Kompresör. Kompresöre atmadım bile. Ha tabii önce bunu yapacaktım. Doğru. Ve o da boş boş bekleyecek. Ne güzel değil mi? Evet. Biz kompresörümüzü beklerken... Terör lensimiz olmuyor. Şu an terör lensin başka kullanım alanları var. Mesela bunun yapımında kullanılabiliyormuş. Ayrıyeten şimdi Green Sapphire Lens. Teşekkürler. Lensler neyse ki 2 saniyede oluyor. Green Sapphire biraz daha açık renk galiba. O yüzden Green Sapphire istiyor. Evet. Hadi. Seni 4 gözle bekliyorum. Hazır. Neden fısıldayarak söyledim bilmiyorum. Ancak bu sesi duymak için o kadar uzun süre bekledim ki. Ve uzun bir sürecin ardından bunlar olacak. Ne güzel. Evet. Ben bunları bekliyorum. O esnada videoyu durmayı akıl ettim.
Evet, bir tane kullanım bunu gerektiriyormuş. Orduyu çıkart. Green Sapphire'ı koy. Ardından o da işlene dursun. Yay! Huh. Biraz silikon işleyelim. Form Press 16 EU istiyor. Buradan itibaren üretim ucuz. O yüzden silikon. Ve benim silikon üretmem lazım. Onu fark ediyorum burada. Silikon crafting'ine bakıyorum. Neler kullanabilirim diye. What's for this? Cidden. Yemek yemem ve bir kahve içmem lazım. Hem boğazım ağrıyor hem uykum geldi. Konuşmayı beceremiyorum. Hem de acıktım. Evet. Böyle uzun bir recipe kontrolünün ardından centrifuge recipelerine geliyorum nihayet. Ama asıl olay electrolyzer recipelerindeydi diye hatırlıyorum. Tabii bir yandan da bu geliyor karşıma. Silikon dioksit, silikon dust. Evet, sodalitin işlenmesi ve bunu gördükten sonra bu arada madene çıkıyorum bir ara ve güzel bir lapis yatağına denk geliyorum. Bu lapis yatağı çok işime yarıyor. Ve sırada bunları inceliyorum. Nasıl bir obsidian generator yapabilirim? Evet, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Senden de zarar gelmez. Bir ara tüm dustları otomatik işlemeye koyacağım bu ara, unutmadan. Evet. Tamam. Köfte incelemeyi bitirebilirsin. Köfte incelemeyi bitirebilirsin. Kendime diyorum. Bunları not alacağım artık. Tamam. Silikon preslerimiz silikon üretiyor. Aferin bana. Şimdi logic pressimiz. Bunun için gold plate lazım. Bunu alıyoruz. Ardından diğer presslerimiz ne istiyor? Calcusion press. Tamam, bu maviyi istiyor. Bu hangi renk? Sarı. Sarıyı da yeşili karıştıracaktım. Artık o derece beyin gitmiş. Tabii öncesinde de enerji. Bir tanesi yapılabilecek durumda. Sanırım bölümü burada bitireceğim ve bölüm arasında onları craft edeceğim. Evet, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.